Yerdekileri al hemen. Hadi biraz hızlı. Çabuk geldim. Çabuk. Geldim. Tamam. Geldim geldim. Sağır mısın? Niye açmıyorsun kapıyı? Açtım işte hayatım. Ya çekin önünden be, çekin. Al şunu bakayım. Bir de sallak sallak bakıyorsun. Ne o lan, tosba gibi bir düşmüşsünüz. Babanız geldi buraya. Kalkın. Hoş geldin baba. Yeni mi aklına geldi lan? Hoş bulduk. Bunu kim attı yere? Kim attı? Al baba. Yine yaramazlık mı yaptı bunlar? Yok Yaşar, hiçbir şey yapmadılar. Yine ortalığı dağıttınız değil mi? He? Onların bir suçu yok. Yapma Yaşar. Karışma bana, karışma. Ben bu plaketi almak için anamdan emdiğim süt burnumdan geldi biliyor musun? Şirketin en iyi elemanı olmak için canım çıktı biliyor musun? Canım. Benim bunca sıkıntıyla aldığım bu plaketi sizler çöp gibi yere atıyorsunuz. Bilerek olmadı Yaşar. Sus, sus. Bu evde yaramazlık falan istemiyorum, tamam mı? İtiraz da cevap da istemiyorum, yalan da istemiyorum. Görmedik baba, ne olur görmedik. Cevap verme bana, cevap verme. Yeter artık Yaşar, yeter. Kesin zırıltıyı lan. Anne. Ulan neydi sizden çektim be. Ben babamı sevmiyorum işte. Hep bizi seviyor. Hiçbir Kerem sevmiyor. Uyudular. Bu kadar üzerlerine varma Yaşar'ım. Onlar daha çocuk. Çok içerliyorlar. Yaşar, bir sıkıntın mı var? Yaşar. Kes sesini be. Kes sesini. Şirkette mi bir şey oldu? Ben senin eşin değil mi? Niye derdini benimle paylaşmıyorsun? Yaşar. Sus dedim sana, sus. Kes sesini. Yeter artık. Bir kere gün yüzü göstermedin bana. Bir kere yüzümüze gülmedin. Biz ne yaptık sana? Ne yaptık? Şimdiye kadar çocuklarım için sabrettim. Ama yeter artık. Benim de canım var. Kes lan. Yaşar! Yaşar! Yaşar ne oldu sana? Yaşar! Yaşar ne olur kalk. Ne oldu Allah'ım, ne oldu? Yaşar! Yaşar ne oldu sana? Kalk Yaşar! Evet, tahlillere bakalım. Doktor bey, durumu nasıl? Ağır bir felç geçirmiş. Maalesef belden aşağısı tutmuyor. Konuşmada zorluk çekebilir. Düzenli olarak tedavi görecek. Belki zamanla atlatabilir. Eski sağlığına kavuşabilir. Ama bunun garantisini veremem. Geçmiş olsun.
yaşar. İçeri geçsenize çocuklar. Babam kızar. Merak etmeyin, artık kızmaz. Konuşmuyor değil mi anne? İlacını getirdim hayatım. İçmeyeceğim. İçmeyeceğim. Yaşar yapma. Ama olmaz ki. İçmen lazım. Olmaz ki hayatım. İçmeyeceğim. İçmeyeceğim. Bir şey yok çocuklar. Hadi siz odanıza gidin. Affet onu. Onu affet. O bilmiyor. Bilmiyor Allah'ım. Allah'ım büyüksün. Allah'ım büyüksün. Anne. Onu affet ya Rabbim. Affet. Anne. Affet. O gelecek. Gelecek o. O annesini bırakmaz. Gelecek o. Anne. Gelecek Allah'ım. Affet onu. Affet. Affet Allah'ım. Affet.
Anne. 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 Yaşar. Ne oldu, kalk. Gel hadi. Gel hayatım. Anne. Sakin ol, geçti. Geçti, sakin ol. Sakin ol, geçti. Geçti Yaşar, sakin ol. Sakin ol hayatım. Sakin ol, geçti. Bitti. Bitti, sakin ol artık. Geçti. Anne. Hayırdır Aynur'cum? Sesler duydum, geldim. Ne oldu? Bizimki yine bağırıyor. Günlerdir çocuk gibi inliyor, sayıklıyor. Biliyorsun işte. Hay Allah. Geç içeride konuşalım. Annem götür beni. Anne. Anne. Anneme götür beni. Anneme. İşte hep anne. Böyle anne diye sayıklıyor. Anne. Günlerdir uyku uyumuyor. Anneme götür beni. Hiç susmuyor. Aynur, ne diyor bu? Anne diyor. Devamlı anne diye sayıklıyor. Allah Allah. Aklına mı gitti bu adamın? Bilmiyorum Hacer. Anneme gitme, gidiyorum. Doktor geçer diyor anne. Ama kaç hafta anne. Oldu? Hiçbir değişme yok. Ben anneme gitmek istiyorum. Zor, çok zor Aynur. Ah işte Hacer. Çekilecek çilemiz varmış. Annesi sağ değil, öyle mi? 15 sene falan olmuş öleli. Anne. Pek bir şey de anlatmazdı zaten. Anne. Ne zaman annesiyle ilgili bir şey sorsam, annem öldü der. Anneme gitmek. Başka da konuşmazdı zaten. Şimdi de baksana. Anneme. Anne, anne diye sayıklıyor. Başka bir şey diyor sanki. Anneme. Dinlesene bir. Anneme gitmek istiyorum. Yaşar, hayatım, ne diyorsun? Annem, söyle, ne oldu? Annem götür beni. Annem beni çağırıyor. Vah vah. Annem beni çağırıyor. Yaşar, hayatım. Ki? Anneme. Anneme götürmek istiyorum ben. Olmaz ki ama. Seni nasıl götürürüm, hastasın. Anneme. Köye gitmek istiyorum ben. Anneme götür beni. Aynur'cum, ben gideyim artık. Anne. Allah sabır versin Aynur. Zor, çok zor. Bir de deney yap bakalım. Hastayken götür. Hem senin için de hava değişimi olur. Bir denersin. Nasıl götüreceğim Hacer? Aman Aynur, ehliyetin var, araba kullanmayı biliyorsun. Arabaya bindir, arka koltuğa uzat güzelce. Hem senin için de değişiklik olur. Böyle dinleyecek misin bütün gün onu? Biliyorum, çekmediğiniz çile kalmadı. Sana, çocuklara yapmadığını bırakmadı. Sesinizi ta bizim evden duyuyorduk. Ama ne yapacaksın? Kocandır, evinizin direği. Bakacaksın. Tedavisini yaptıracaksın. Dediğini yapacaksın. Çok çektin. Anneme götür beni. Bu da senin imtihanın Aynur. Hadi ben gideyim artık. Anne. Anne. Anne.
anne. Anneme götürün beni. Anne. 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 Anneme gideceğim ben. Anne. 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 Bahsetmedin, adını andırmadın anneni tanımak için, onun mezarını görmek için, seni doğuran annenin memleketini, senin memleketini görmek için, senin annenle olan sırrını öğrenmek için götüreceğim seni. Anladın mı? Götüreceğim. Çocukları bana bıraksaydın, ben bakardım. Yok, onlar da gelsinler. Hem kendileri de istiyor, babalarının köyünü hiç görmediler. Peki. Allah'a ısmarladık. İyi yolculuklar. İnşallah şifa olur da rahat edersin. İnşallah. Hadi, hayırlı yolculuklar. Sağ ol. Babaannenin mezarına. Peki niye görmek istiyor? Bilmiyorum o. Gidip öğreneceğiz. Sen hiç gittin mi babamın köyüne anne? Hayır. Pek bahsetmezdi köyünden. Daha gençken ayrılmış, bir daha da uğramamış. Öyle söylerdi. Peki nasıl bulacağız köyünü? Buluruz. Merak etme sen.
Babam köyde iyi olacak değil mi anne? Evet, iyi olacak. İyi olunca da bizi yine de var mı? Aleyküm komşular. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Nerede kaldın be Yaşar'ım? Ağaç olduk burada. Anamla uğraştım ya. Tuvaletiydi, yemeğiydi falan. Yanından da ayırmak istemiyor beni. Alıştırırsan öyle olur tabii oğlum. Ana kuzusu. Yok. İç iç. Yaşar. Heh. Sen var ya süzme salaksın be kardeşim. Sen gençliğini anana bakıcılık yaparak mı tüketeceksin be? Anam lan o benim. E kardeşim bizimki de ana. Oğlum, oğullar analarına bakmaz, analar oğullarına bakar. Ya yatalak olmasaydı çok şey yapardım ama. Sen bitmişsin abi. Senden ne köy olur ne de kasap. Neyse, gelelim mevzuya. Bak Yaşar bilirsin ben seni kardeşim gibi severim. Ha. Biz bu işte seni de düşünüyoruz. Kurtaracağım lan seni bu hayattan. Cevat'la konuştuk biz. Aynen. Gideceğiz buralardan. Hollanda'ya gidiyoruz. Bütün işlemler tamam, formaliteler falan. Ne diyorsun? Götürelim mi seni de? Ciddi misiniz? Ciddi oğlum, ciddi. Bir abi var. Bize işlerini o halledecek. Bir iki hafta içerisinde Hollanda'dayız. Hem o abi bize orada iş de ayarlamış, rahat edeceğiz yani. Düşün lan, Hollanda'da bir sene çalışsak... ...ondan sonra değme keyfimize. Oğlum, karı kız kısmı da cebası lan Yaşar. Biz paraları denkleştirdik. Yarın şehre gidiyoruz. Abiyi bulacağız. O da vize işlerini halledecek. Bak eğer sen de olmak istiyorsan, buradan kurtulup bizimle gelmek istiyorsan yarına kadar şu parayı hazır et be kardeşim. Kaç para? 2 milyar ya. Ben nereden bulacağım o parayı ya? Çok para. Ulan kaç senedir annene bakıyorsun? Yapsın sana bir iyilik. Hem ne kirli çıkıdır o. Vardır onda, vardır. Hem bak, ben senin yerinde olsam dikilirim anamın karşısına. Derim böyle böyle. Ya. Hollanda'ya gideceğim ben derim. Yıllardır bakmışsın. Destek olsun sana lan. Bu köyde mi ömrünü tüketip çürütmek istiyorsun? Burada mı yaşamak istiyorsun? Bu çamurda mı büyümek istiyorsun? Gel be kardeşim. Gel gidelim. Medeniyetin gözüne gidelim be. Kurtulalım buradan. Ya. Ha? Hadi. Geldik. Babanızın köyü. Annem nerede? Geldik mi? Geldik. Thank you.
Mehmet aşağı şehre gitmişti, geldiler mi? Kim? Mehmet abiler aşağı gitmişlerdi, geldiler mi? Ha, geldiler. Onlarla işim vardı benim, bir şeyler söylemiştim şehirden getirmeleri için. Ha. Gittin mi abine? Yok, ben gitmedim. Hoş geldin. Muhtarla görüşeceğiz. İyi. Tabii, aha burada. Bu kim? Muhtar, gel gel. Ha? Gel hele. Sağ ol. Ne demek bacım? Buyur bacım, hoş geldin. Hoş bulduk muhtar. Ben Zeliha teyzenin mezarını arıyorum. İşte Zeliha teyzenin mezarı burası. Kimsesiz olduğu için bakımsız böyle. Nereden nereye be Yaşar? Bu köyden bir gittin, bir gittin. Böyle mi gelecektin buralara? Onu zorlukla tanıyabildim. Aradan uzun zaman geçmiş. Anne. Anne ya. Anne. Şimdi anne. İş işten geçtikten sonra. Neyse, bana müsaade. Bir ihtiyacınız olursa kahvedeyim ben. Teşekkür ederim. Beni götür. Beni oraya götür. Geldik işte. Annenin mezarı burası. Muhtar öyle söyledi. Beni oraya götür. Beni oraya götür. Oraya götür beni. Anneni ziyarete gelmedik. Orası neresi? Yerli boyuna götür beni. Yerli boyuna götür. Yerli boyun mu? Tepede ne işimiz var? Beni oraya götür. Beni oraya götür. Hayatım, geldik işte. Yaşarım. Yaşarım. Beni önüne götür. Beni önüne götür. Beni oraya götür. Yalı boyuna getir. Geldik. İndir beni. Allah aşkına Yaşar, niye geldik buraya? Ne işimiz var burada? Beni götür. Evet. Rüzgar çok olduğu için mi yerli boyun diyorlar?
Çok güzel burası. Geldim. Geldim. Ah hayatım. Seni bir anlayabilsem. Seni tanıyabilsem. Onca sene geçti evlenelim. Hala seni tanımıyorum. Bana hiç bahsetmedin. Hala da bahsetmiyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Ben senin eşinim. Derdini paylaşmak istiyorum. Niye bana güvenmiyorsun? Yaşar. Yaşar, bir kere yüzüme bak, bir kere. Bir kere de ne var, ne oldu hayatım de. Bir kere insan yerine, eşin yerine koy. Yüzüme bak, yüzüme. Gülün burada. Gülün. Gidin. Beni yalnız bırak. Olur mu öyle şey? Olmaz. Tek başına nasıl bırakırım seni? Gidin buradan. Gidin. Hayır. Asla seni burada tek başına bırakmam. Gidin elimizde. Hayır. Hayır. Git. Git. Pekala. Kendin istedin. Tamam. Hadi çocuklar gidiyoruz. Yürü. Hadi. Ama babam. Yürü. Bırakın ne yaparsa yapsın. Benden günah gitti. Yeter artık. Geldim. Geldim anne. Anam. 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 Geldim anne. Anam. Ben geldim. Geldin mi oğlum? Ben de çok sıkılıyordum. Susadım. Bir bardak su verir misin bana oğlum? Hı hı. Getireyim anne. Bir tekerlekli sandalyem olsaydı, kendi işlerimi hallederdim. Sana yemek bile yapardım. Ah, olmuyor böyle. Ama ne edip edip bir tane alacağım. Her gün kahroluyorum. Hep sana yük oluyorum. Ah şu ayaklarım bir tutuverse ya. Çocuk gibi bakıyorsun bana. Sana da bir gün yüzü göstermedim. Hakkını helal et oğlum. Helal et. Helal olsun. Ana, bana para lazım. Çok para. Hem de çok acil. Bende para yok ki. Bende para ne gezer yavrum? Babandan kalan şu hadra küpeler var. Bir de şu bir tanecik bilezik var. Başka da para maram yok. Ne yapacaksın parayı? Bir şey mi oldu? He? Hollanda'ya gideceğim. Ora nere? Yurt dışı. İş olarak çalışacağım. Para kazanacağım. Peki ben? Ben ne olacağım? Ne
şüpheleri de çıkar. Bunlar yetmez. Başka yok mu? Bir de kefen param var. Başka da param yok. Nerede? Ben onları cenazemi kaldırsınlar diye biriktirdim. Nerede? Orada. Orada dolapta. Oğlum, Yaşar'ım. Ben ne olacağım? Bana kim bakacak? Evet, bu kadar para yeter. Yarın veririm parayı. Sonra ver elini Hollanda. Kurtulacağım be, kurtulacağım. Senden de kurtulacağım artık. Benim de hakkım hayatımı yaşamak. Benim de hakkım. Hep sana mı bakacağım ha? Bana yazık ya. Anne, geldim. Geldim anne. Bekleyeceğiz babanızı. Allah aşkına Yaşar. Ne işimiz var burada? Ne yapıyoruz biz? Thank you.
kaçarım. Ananı bırakıp nereye gideceksin? Gitme. Gitme. Beni yalnız bırakma. Gitme yavrum. Beni kimlere bırakıyorsun? Gitme. Beni yalnız bırakma. Bırak o parayı. Gitme. Ben kararını verdim ana. Anladın mı, gideceğim. Çekil git başımdan. Rahat bırak beni. Ya sen de rahat edeceksin. İlçedeki huzur evine vereceğim. Orada kalırsın. Halis abinin annesi de orada kalıyor. Kadın ne güzel yaşıyor. Hem orada bir sürü arkadaşı var. Sonra sana bir sürü bakanın olacak. Üzülme sen, tamam mı? Dert etme. Ben de bir sene sonra gelirim. İyi. Madem öyle istiyorsun, git. Sen de haklısın. Ama senden bir şey isteyeceğim. Tabii yaparım. Söyle hanım. Gitmeden önce beni yerli boyuna götür. Yerli boyuna mı? Ya ne yapacaksın yerli boyunda be ana? Beni oraya götür. Beni oraya götürürsen gitmene izin veririm. Bir şartla. Aşağı deredeki tarlayı satarsan o zaman. Ne diyorsun ana, satalım mı? Şimdi bu paralar vize parası. Bana para da lazım ayrıca. Oralarda aç, sefil mi kalayım? Gönlün razı olur mu? Ne diyorsun, anlaştık mı? Ha? Tamam. Peki. Yarın arkadaşlar bu parayı vereyim. Sonra beraber gideriz, tamam mı? Milyon. Yarın da tarlayı satılığa çıkaracağız. Benim iş tamam arkadaşlar. Ne güzel. Vallahi annemin hır çıkaracağını zannediyordum ama maşallah gıgı bile çıkmadı. Ben daha çıkartayım da biraz avunsun garibim. Tamam. Vizeler çıktı mı arkadaşlar? Vizeler? Ha, yarın şehre gidiyoruz. Sıkıntı yok. Sen o işi olmuş bil kardeşim. Tabii tabii. İki hafta sonra da Hollanda'da sarılarla birlikteyiz. Sen şimdi ananı daha mı çıkarıyorsun? Ne yapıyorsun? Yap. Gerçi bana kalırsa bırak kendi haline. Ne varsa görsün. Göksen doğru söylüyor be Yaşar. Bir de onun sıkıntısını mı çekeceksin? Bir ayağı çukurda zaten. At gitsin. Şimdiye kadar gün yüzü gösterdi mi sana? Kaç senedir bakıyorsun? Tabii oğlum lan. Kurtulsana şundan. Sana ayak bağı olmaktan başka ne işe yaradı? Çöz kurtul şu bağdan. Şimdi beni bekliyor. Ben gidip götüreyim. Siz beni bekliyorsunuz değil mi? Tabii kardeşim. Anca beraber, kanca beraber. Tamam. Biz buradayız. Sen git ananın gönlünü hoş et. Hı-hı. Gezdir, dolaştır. Biz burada bekliyoruz, tamam? Tamam. Hadi. Ya sağ olun be arkadaşlar. Size olan borcumu nasıl öderim ben? Yani Yaşar'ım bak, eğer parayla ilgili bir sıkıntı varsa para sende dursun. Yok canım. Ya size güvenmeyeceğim de kime güveneceğim hem? Eyvallah, eyvallah. Annem de beni bekliyor. Ben gideyim. Hasan abinin motorunu almıştım. Onunla götüreceğim annemi. Tamam, tamam kardeşim. Hadi Allah'a emanet. Hadi bak. (Gülüyor)
de babana kızdın. Tamam anne ama ben ne yapayım? Nereye götürüyormuş anasını? Yelli boyuna. Nereye nereye? Yelli boyuna. Nasıl? Rahat mısın anne? Merak ki? Etme düşünmem seni. Ya dağ başında ne işin var anne ya? Yelli boyunmuş falan. Öf anne. Halini gördün mü? Pek de solgundu. Biricik evladı. Hayırsız çıkarsa. Bir çıkar olmasa asla götürmez onu oraya. Al işte geldik. Yerli boyun, yerli boyun. İnatçının tekisin sen. Yerli boyun, yerli boyun. Geldik. İnsan diyor ki... Otur şöyle, otur. Ne yapacaksan burada. Başladı yine mızmızlanmaya. Ana kızısın. Oğlum, oğullar analarına bakmaz, analar oğullarına bakar. Ya yatalak olmasaydı çok şey yapardım ama... Sen bitmişsin abi.
Senden ne köy olur ne de kasaba. Allah'ım onu affet. Affet onu. O cahil Allah'ım. Hatasını anlayacak. Onu affet Allah'ım. O benim oğlum. O benim bir tanecik oğlum. Ya sen ne sayıklıyorsun ya? Affet. Kafayı mı yedin? Affet. Zeliha Hanım, seni mi bekleyeceğiz burada? Sana arkadaşlar bekliyor dedim. Duymuyor musun? Yaşarım. Oğlum sen git. Git sen. Ne? Git sen. Git. Beni burada bırak. Ya demek öyle. Ne yapacaksın burada? Ölmek mi istiyorsun? Yaşar, sen var ya süzme salaksın be kardeşim. Sen gençliğini anana bakıcılık yaparak mı tüketeceksin be? Öl o zaman, öl. Allah'ım ya. Ne yaparsan yap. Seninle uğraşamam, anlıyor musun? Yeter artık. Bıktım senden. Oğlum, yaşarım. Düş yakamdan yeter. Nedir senden çıktın? Nedir bu ya? Yemeğini veririm. Kucağımda bebek gibi taşırım. Ömrümü sana harcadım. Ya duygu sömürüsü yapma ya. Anamsın diye kölen mi olacağım senin? Ben de hayatımı yaşayacağım, ben de. Bırak benim yakamı. Hayatımı yaşamak istiyorum. Gitmek istiyorum buralardan. Gitmek. Anladın mı? Umurumda değil. Öl. Öl. Yaşar. Oğlum. Geleceksin değil mi? Beni burada bırakma. Ey güzel Allah'ım, onu affet, affet Allah'ım. O bilmiyor, o anlayacak. Onu affet Allah'ım. Affet Allah'ım, gelecek o. Anasını bırakmaz benim oğlum. Geri gelecek. Geri gelecek Allah'ım. Ne olur affet. Affet onu Allah'ım, affet. Ahmet, Göksel'de Cevat neredeler? Bırak o serserileri ya. Neredeler Ahmet? Gelmediler mi? Buradalardı. Çıkıp gittiler, epey oluyor. Nereye gittiler? Ne bileyim ben ya. Onların bekçisi miyim Allah Allah? Seni de mi Hollanda'ya götürecekler? Anlaşıldı, anlaşıldı. Seni de keklemişler. Kaç paranı kaptırdın onlara? 2 milyon. İyi o zaman. Üzerine o güzel bir soğuk su iç. Geçmiş olsun. Kör müsün oğlum sen? O iki hergelenin dolandırıcı olduğunu fark edemedin mi? Dolandırıcı oğlum onlar, dolandırıcı. Milleti Hollanda'ya götüreceğiz, vize alacağız diye kandırıyorlar. Civar köylerde dolandırmadıkları adam kalmamış. Bizim köyden de seni keklettiler ha. Bunlar yetmez.
Başka yok mu? Bir de kefen param var. Başka da param yok. Nerede? Ben onları cenazemi kaldırsınlar diye biriktirdim. Nerede? Orada. Orada dolapta. Vah garibim vah. Affet Allah'ım. Onu affet. Affet. O daha çocuk. O daha çocuk. Onu affet. Beni burada bırakmayacak. O benim oğlum. O benim bir tanecik oğlum. Geri gelecek. Teyze. Teyze. Senin ne işin var burada? Üşümüyor musun sen? Soğuk burası. Hasta olursun. Teyze, sana dedim. Kalk bize gidelim. Evde hanım da var. Isınırsın. Burada böyle oturulmaz ki. Hasta olursun sonra. Yaşar. 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 Ne dedin? Yaşar mı? Kim yaşar? Ne yaşar? Of, Allah Allah. Yaşar benim oğlum. Oğlum. Yaşar mı? Yaşar ya. Yaşar. Belli ki senin büyük bir derdin var teyze. Anlatsana şunu. Ne oldu? Neler oldu? Oğlum sen çok sapmışsın, ne diyeyim? Onları bulmak istiyorsan kasabaya git. Genelde meyhanede ya da kahvede takılırlar. Tamam. Vay be. Demek öyle ha. Demek gelmek istemiyorsun. Pekala. Sen bilirsin. Demek buraları terk edemiyorsun. Dur sana bir örtü falan getireyim. Sonra da peynir ekmek. Beklemediniz. Oo, hoş geldin Yaşar. Yaşar. Benim param. Ne parası? Size 2 milyon verdim. Bana vize alacaksınız. Ne vizesi lan? Cevat. Ne diyor bu arkadaş? Boş boş konuşuyor. Paramı vereyim. Paramı. Bak arkadaş. Ben senin paranı maranı görmedim. Defol git lan buradan. Ana kuzusu. Ana kuzusu.
Çabuk lan! Gebertirim nasıl? Aldın mı lan parayı? Al! Aldın mı lan parayı? Birader, kardeş. Kahveci su getir, kahveci. Su getir ya. Birader. Onu affet Allah'ım. O benim oğlum Allah'ım. O gelecek. O benim oğlum. Ne olur Allah'ım affet onu. Onu affet Allah'ım. Kalbine merhamet ver. O cahil. O bilmiyor. O pişman olup geri gelecek Allah'ım. Gelecek o. O senin bana bağışladığın bir tanecik evladım. Gelecek o. Anasını bırakmaz burada. Bırakmaz. Onu affet Allah'ım. Affet. O bırakmaz annesini burada. Gelir o. Gelir onu affet Allah'ım. Affet. Sana bir şey olsa ben ne yapardım? Anneciğim. Kör müsün bir adam? Acelenle. Yavrumu öldürecektin. Dikkat et. Hadi gidelim. Tamam, yokmuş. Ne yaparsan yap. Seninle uğraşamam, anlıyor musun? Yeter artık. Bıktım seni. Oğlum. Yaşarım. Düş yakamdan yeter. Ne de seninle çıktım? Nedir bu ya? Yemeğini veririm. Kucağımda bebek gibi taşırım. Ömrümü sana harcadım. Gitmek istiyorum buralarda. Gitmek. Ya öl artık ya. Öl. Umurumda değil. Yaşar. Oğlum. Yavrum. Geleceksin değil mi yavrum? Beni fazla bekletme, olur mu? Ana, ben ne yaptım sana? Anam.
Geldim oğlum, geldim. Ölmüş mü? Tüh be, geç kaldım. Gel götüreyim dedim. Gelmedi. Çok yalvardı. İlla burada kalmak istedi. Sonra bana burayla olan hikayesini anlattı. Sen Yaşar olmalısın. Demek Yaşar sensin. Hep seni sayıklıyordu. Senin için dua ediyordu. Affet onu Allah'ım diyordu. Niye onu bırakıp gittin be kardeş? İnsan anasını terk eder mi? Senin adını niye Yaşar verdiğini de anlattı bana. Orayı da. Sana anlattı mı? Sen bilmiyor musun? Annenin niçin buraya gelmek istediğini, adının manasını. Vah vah. Bana anlattı. 4 tane çocuğu olmuş senden evvel. Hepsi de tek tek ölmüşler. Kimi bir günlükken, kimi bir aylıkken. Hiçbiri dayanamamış. Derken sana hamile kalmış. Çok dikkat ediyorlarmış. Senin bari yaşaman için dua ediyorlarmış. Bir gün baban anneni dağlarda gezdirmek istemiş. Dağda gezmeyi pek severmiş annen. O gün babanı bir çoban yanına çağırmış. Anana da otur burada beni bekle demiş. Baban gitmiş. Anam yalnız kalmış. Saatler geçmiş. Akşam olmuş. Baban geri dönmemiş. Anam telaşlanmış. O telaş içinde koşarken aha buracıkta. 50 boyunda. Birden sancılanmış. Bağırmış, çağırmış. İmdat istemiş. Sesi yankılanmış buralarda. Kimse sesini duymamış. Ve burada seni doğurmuş. Tam burada. Bu tepede. Sonra seni kucağına almış. Bakmış, bakmış. Allah'ım, o yaşasın demiş. Yaşasın, adı da Yaşar olsun demiş. Yaşamışsın. Ama baban sen doğarken bir dere içinde ölmüş. Bir gün sonra ölüsü bulunmuş. Çobanın kulübesine giderken kayadan düşmüş. Oracıkta ölmüş. Bunları biliyor muydun kardeş? Biliyordum, biliyordum ama unuttum. Anacığım geldin. Geldim. Geldim anne. Yaşar'ım, oğlum, geleceğini biliyordum, biliyordum, geleceğini biliyordum.
Allah'ım, o yaşasın Allah'ım. O benim bir tanecik oğlum. Onu affet Allah'ım, affet, affet. Biliyordum, biliyordum. Onu affet Allah'ım, o pişmanlık içinde. Onu affet Allah'ım, affet. Oğlum, yavrum, kalk ayağa. Hadi kalk, kalk ayağa. Kalk yavrum, ellerimi tut. Tut ellerimden. Kalk yavrum, kalk da yürü. Kalk. Seni affettim. Allah da affetsin. Sen de kendini affet evladım. Artık yaşama zamanın geldi. Artık gülme zamanın geldi. Onlara gül artık. Gül artık. Severek güldür onları. Tamam mı oğlum? Hadi gül bakayım. Gül. Hadi gül. Hah işte. Asıl şimdi doğdun sen. Asıl şimdi doğdun sen. Hayır çocuklar, bu gerçek. Sarılın babanıza.